Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şöyle bugün pazartesinden yine kargolarım var. Çiçeklerimi bekledim ama gelmedi. Şu anda saat 2'yi çeyrek geçiyor. Aslında sabah bekliyordum. Yine menekşe gelecek, aglonema türleri gelecek. Ondan sonra başka ne vardı? Birkaç çeşitler var ama aklımda değil şu anda. Gelmedi. İnşallah gelince onların da bir paylaşımını yaparım. Onları bekledim paylaşım yapmak için. Maalesef artık yarına kaldı onların paylaşımını yapmak. Bakalım fırsat bulursam belki akşamdan bir paylaşım yaparım sizlerle. Şöyle buradan başlamak istiyorum. Emine Hanım'a gidecek. Bunlar Uşak'a gidecek arkadaşlar. Şöyle orkidesi var. Şöyle büyük boyda. Bunu göndereceğim. Silingiyası var, kırmızı var, fuşyası var. Şöyle kalp kalbe var. Kalonşesi var. Şunlar da arkadaşlar. Şöyle bunları da böyle bir arada satışa koymuştum. Emine Hanım istemişti. Böyle ekmedim. Hala su içinde. Şöyle ıslak duruyorlar. Bunları gidince Emine Hanım kendisi eker inşallah. Şöyle 12 tane menekşesi var ayırmıştım. Cam güzelleri var. 2 tane biri beyaz. Şu pembe. Şu da beyaz arkadaşlar. Üzerinde de tomurcuğu var şu şekilde. Bakın. Böyle katlı açandan. O da köklendi suda. Böyle menekşeleri, silingiyası, dantel çiçeği. Bu şekilde bunları inşallah göndereceğim. Emine Hanımcığım sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Kocaman öpüyoruz Esmoş'la. Seni öpüyoruz buradan. Esmoş da çok seviyor. Sağ olsun. Yani Esmoş videoları şey yapınca, karışınca ben artık dikkatim dağılıyor inanın. Ne söylediğimi bilene şaşırıyorum inanın. O yüzden yani aslında videoya o şekilde girmesini istemiyorum. Çünkü söylediklerimi tekrarlıyor. Kafam karışıyor benim de. Sağ olsun Emine Hanım da çok güzel destek oluyor. Yani YouTube'a başladığımdan beri inanın yani kaç tane video çektim onu bile bilmiyorum. Kendime bile destek olamıyorum, izleyemiyorum videolarımı. Yani hepsini izlemeye çalışıyor. Sağ olsun Allah razı olsun, hakkında helal etsin. Böyle arkadaşlar. Burada da Ayşe teyzemin siparişleri var. Şöyle 3 tane kohlera istemişti. Şu kırmızı, şu bibi. Bunda rengini bilmiyorum. Sanırım pembe türünden. Şöyle silingiyası var. Şöyle fırfırlı begonya istemişti. Şöyle biraz gözüme küçük geldi. O yüzden 2 tane koydum. İkisini bir araya ekebilir. Şöyle bakın kara kızımızdan begonya. Şöyle yaprak istemişti. Hediye olarak da koydum kendisine fazladan yaprak. Şöyle menekşe yaprakları. Şöyle bir de şey istedi. Solucan gübresi. Elimde de vardı. Onu göndereceğim inşallah. Bu şekilde Ayşe teyzeciğim sen de sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Okan Bey annesine şöyle menekşe yaprakları yine almak istedi. Şöyle Fatma Hanım'a inşallah gidecek. Bir de kılçık atlas istedi. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Yine elimde var. Çok az kaldı. Kaçırmayın derim. İnanın piyasada o kadar çok pahalıymış ki ben bile görünce şaşırdım. Yani gerçekten çok yazık. 200 TL'den şöyle şu kadar fidelerini satıyorlar. Elimde var arkadaşlar. 70 TL'den satışım var. Almayı düşünürseniz köklü. Şöyle yaprak istedi. 12 tane yaprak 100 TL'den satışım var. Bu şekilde yine yanına hediye olarak da koyuyorum arkadaşlar. Kaçırmayın. Gerçekten çok güzel yapraklar. Her çeşitten şöyle karışık o şekilde ayarlıyorum. Böyle bunlar da inşallah Fatma Hanım'a gidecek. Fatma Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da Hafize Hanım'ın ilk siparişi. Şöyle kohlera istedi. Şöyle fidelerim var. Hani onun istediği türlerden. Şöyle inşallah zarar görmeden eline ulaşır. Bu pembe. Bu da içi sarı olandan. Samas bu arkadaşlar. Bunun da ismini bilmiyorum ama açık pembe açıyor. Bu şekilde göndereceğim.
Hafize Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bugün Hatice teyzemin de çiçeklerini gönderecektim. Yeni gelenleri bekliyordum. Ekleme yapacaktık. Maalesef bugün de kaldı çiçekleri. Gayet güzel, mutlular. Yeni gelenler de gelince ekleme yaptıktan sonra inşallah bakalım nasip olursa yarın gönderim yaparım. Bugün gelmedi. Herhalde öğleden sonraya kaldı kargom. Mesaj da gelmedi. Bakalım hayırlısı artık. Salondaki yine türlerimi paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, salona geldim. Şöyle masa üstü biraz boşaldı. Aslında yer açtım. Şunları yere almıştım. Tekrar masa üstüne aldım sizlerle paylaşmak için. Yeniler için yer açmaya çalıştım. Şöyle inşallah gelirler bugün. İnşallah sıkışmam. Akşam da annemleri çağırdım. Şu annemler gelecek. Böyle bunlar çınar begonya arkadaşlar. Bunların fiyatları 60. Aynı fiyat sabit olarak kalacak arkadaşlar. 60 TL'den satışım olacak. Şöyle kaçırmayın derim. Gerçekten çok güzel formdalar. Bir kısmı da balkonda biliyorsunuz. Şöyle bunlar da, bu türler de son kaldı elimde. Şöyle bunların da yaprakları gerçekten harika. Bunlar böyle küçük fideler arkadaşlar. Bunlar son kalanlar. Başka bu türden yok. Her zaman aynı türden olmuyor. O yüzden ben de biraz fazla almaya çalışıyorum elimden geldiğince, elimdeki miktara göre. Şöyle bunlar da aglonema türleri. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu da çok güzel bir tür. Bundan da elimde şu anda 4 tane var. Şöyle göstereyim bakın. Bunlar da çok güzel. Hani çiçeklerin arasında çok güzel renk katacağını düşünüyorum. Bunlar da aglonema türleri. Artık aglonema diye diye yani aglonemalarla gidiyorum hep, sürekli aynı türlerden ama farklı türler almak istiyorum açıkçası. Hepsi çok güzel. Bu da böyle. Bundan bir tane var. Şu çilli, pembe çilli, bu da aglonema. Bunda bu 150 arkadaşlar. Şunlar 200. Bu da 200. Şöyle göstereyim. Bugün de hava o kadar çok soğuk ki, kar havası var. Dün de öyleydi. Bu şekilde bunlar da. Şöyle bakın. Hepsinin böyle renk cümbüşü harika gerçekten. Şöyle kırmızılı, pembeli, açık yeşilli, koyu yeşilli harika duruyor. Burada siningyalarım var. Elimde son kalanlar. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Kaçırmayın derim. Bunlar da yine 60 TL'liğin devamı. Elimdeki türlerden. Şöyle bakın. Bu da yeni yaprağını verdi. Aslında saksıya geçerse daha iyi, güzel gelişecek de. Şöyle bakın. Saksım yok arkadaşlar. İnanın saksı yetiştiremiyorum. Bunlar da susamış. Vermem lazım bunlara da. Hemen susuyorlar. Ev sıcak, kalorifer, doğalgaz yanıyor. Hemen kuruyor toprakları. Çünkü topraktan çok kök var. O yüzden kuruyor. Şöyle kauçuklar var. İki renkte. Bu şekilde. Yine elimdeki türleri göstereyim yeniler gelene kadar arkadaşlar. Bunlar minnak kızlarım. Bunlar şu anda satışını yapamam. Bunlar biraz küçükler. Şu iyi, fena değil. Şu da iyi. Şu da güzel. Şöyle bu da iyi durumda. Hem gövdesi iyi. Şöyle şunlar olabilir. Böyle seçerek yani formu iyi olanları, bazıları küçük, onları zaten gönderim yapamam. Bunlar da var. Bunlar da güzel türler arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da sürekli çiçek açıyorlar. Şöyle burada var kohleralarım.
Böyle biraz toparladım bunları. Şöyle havalar sıcak olsa şunları dışarı alırdım ama aslında bir kısmı dışarıda. Onlara baktım da bir sıkıntı yok. Şöyle bunlar var, melek kanatları. Şunların yapraklarını keseceğim demiştim. Geçen kesemedim, unuttum. İnanın hafta sonu anca temizlik yapıyorum. Yani evle ilgileniyorum. Çünkü hafta içi sürekli paketleme işim oluyor. Çiçek geliyor, çiçek gönderiyorum, paket yapıyorum. Akşama doğru da yemek yapıyorum, market alışverişi derken inanın yani çok bir evle ilgilenemiyorum. Bazen gece temizlik yapıyorum, öyle diyeyim size. Böyle bunlar da şöyle göstereyim. Şöyle melek kanatları arkadaşlar. Şöyle kızlarımı yine göstereyim. Bunları yine zaman bulamadım, yıkayamadım. Şunu saksıya geçirdim. Bu saksı içinde değildi. Şöyle begonyam da yeni yeni yapraklarını vermeye başladı. Bundan şu yaprağını almam lazım. Kurumuş. Şöyle yine aglonemam var. Bu da çok güzel bir türdü. Bundan az gelmişti. Birkaç tane arkadaş aldı ama kim aldı inanın bilmiyorum. Zaten Hatice teyzem de yok yok bütün aglonema türlerinden aldı. Yani evi aglonema ile doldu diyebilirim. Çünkü her değişik türden alıyor. Çok seviyor demek ki benim gibi yaprak, böyle dekoratif yaprakları. Ben de çok seviyorum. Bundan almıştı Hatice teyzem. Bundan almıştı. Hatırlıyorum, bundan almıştı. Bundan aldı mı bilmiyorum. Emin değilim. Şu da çok güzel. Şu anda güneş açtı. Şöyle şunlar da arkadaşlar 60. Kaçırmayın derim. Gerçekten çok uygun fiyatlı. Hem de güzel formdalar. Dediğim gibi saksıya geçmeleri gerekiyor. Yani yerleri biraz dar. Hani kök yaptıkları için. Şöyle bakın. Şöyle aglonemaların güzelliğine bakın arkadaşlar. Harika. Yani her zaman dediğim gibi gelmiyor. Hep aynı türden. Şundan bir kere bulabildim. O yüzden kendime de ayırdım arkadaşlar. Bu benim. Kendime ayırdım. Bundan da ayırdım. Şöyle ayırmaya çalışıyorum. Aslında yerim olsa daha çok ayıracağım da. Ama yerim yok. Şöyle bakın. Renklerin güzelliğine. Akşamları otururken bile abajurumu yakıyorum. Yani o kadar güzel bir duygu ki anlatamam. Yani o kadar yani bizi dinlendiriyor diyeyim. Ruhumuzu şöyle mutlu ediyor. Gerçekten çok güzel terapi gibi. Yani sanki şöyle doğayı evimde yaşıyorum. Çiçeklerime bakıyorum. Sürekli gözüm çiçeklerimde. Her salona girişimde direkt gözüm çiçeklerimde. Çok seviyorum ben de arkadaşlar. Çocukluğumdan beri aslında çok seviyorum. Önce şöyle çekirdeklerden, meyve çekirdekleriyle başlamıştım çocukken. O şekilde devam etti. Böyle çalışıyordum zaten. 10 yıl çalıştım evlenmeden önce. O zaman tabii ki çiçek bakamıyordum. Ama evlendikten sonra eşim bana menekşeydi, salon çiçeğiydi. Şöyle zamiya, zeze çiçeğimi eşim almıştı bana. Difenbahya almıştı. O şekilde başladım. Böyle çoğaldı. Bu apartmana da taşınınca yandaki kıymet teyzem çok seviyordu çiçekleri. Onunla böyle devam etti. Bunlar da Japon defnesi arkadaşlar. Yani sizlerden öğreniyorum. Çoğu isimlerini de bilmiyorum. Sağ olun, iyi ki varsınız. Yani başlarken çoğu çiçeğin ismini bilmiyordum açıkçası. Şöyle zamiye bu yıllardır var bende. Eşim almıştı bana. Hatta bundan komşularıma bilene şöyle çeliklerden o şekilde köklendirdim, verdim. Şöyle bakın.
akvaryumu da göstermek istiyorum. Şöyle balıklarımı da göstereyim arkadaşlar. Kocaman oldular maşallah. Renklerine bakın, harika. Akşamları yakıyorum. Şöyle akvaryum ışığını, abajur ışığını. Şöyle gözüm onlarda. Buraya koydum. Şöyle Japon defnesinde. Hatta akşam bir video, kısa video çekip paylaşmıştım. Biliyorsunuz. Böyle. Eşim ilgileniyor bunlarla da. Yemlerini falan eşim veriyor. Ben zaten çiçeklerden kendime bile zaman ayıramıyorum. Şöyle zamiye çiçeğim burada. Böyle arkadaşlar, şöyle göstereyim abajurumu da. Şöyle abajurum var burada. Yakıyorum onu da, en azından akşamları da güzel ışık yansıyor. İyi oluyor çiçekler için. Şurada yani gün ışığı pek alamıyor barış çiçeğim ama gayet mutlu. Belki de abajuru yaktığım için akşamları, bir de akvaryum ışığı arkaya çok güzel yansıyor. Belki o ışık ona yeterli geliyordur. Şöyle sarmaşığım var. Bundan da çelik satışım var arkadaşlar. 40 TL'den gerçekten çok uygun fiyatlı veriyorum. Normalde piyasada bu çok pahalı bir tür. Şöyle bu da Metin ablacığımdan. Şöyle orkide. Şekilde. Bunlar satışta olanlar arkadaşlar. Bugünlük videom böyle. Yarın yine masayı, masa yetmeyecek diyeyim. Yani gerçekten yarın, yani bugün diyeyim. Bugün kargo bekliyorum işte, biraz fazla çiçek aldım. Onlar geldiği zaman artık bunları, bir kısmını yere alacağım mecbur. Yenileri paylaşırım inşallah. Bakalım bu akşam fırsatım olursa bir paylaşım yaparım. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şunu da göstereyim. Şu bardaktaki aglonema da satışta arkadaşlar. Şu alt raftaki. Şöyle yakınlaştırdım bardak içinde, 60 TL. Bu şekilde. Böyle, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.